Sevgili seyirciler, son olarak e, kış geldi. Etrafımda tartışmasız herkes yatak döşek yatıyor hasta. Büyük bir e, şey var. E, hastalık kol geziyor etrafımda. Belki de benim etrafımda. Ben de nasibime düşeni aldım. Bir 10 gün yattım. Ancak kendime gelebildim. Ancak biz bir yandan kendi derdimizle uğraşıyoruz. Bir yandan da evcil hayvanlar da kışı yaşıyorlar. Bu bu bütün bu hastalıklardan onlar etkileniyor mu diye merak ettik. Onur Ülgenalp şu anda e, konuğumuz. E, Sayın Duygan Alp benim de bir kedim var aslında. Ben hapşırıyorum o da hapşırıyor. Biraz böyle hafif ben de kıllanıyorum acaba kedi de hasta mı diye. Bunu nasıl anlarız acaba? Kedi köpek hasta olur mu? Ne yapmak lazım yani? Biz hasta olduğumuz zaman nasıl tedbir almak lazım? Kış aylarında aynı bizim evcil dostlarımız aynı bizler gibi bizim karşılaştığımız hastalıklarla karşılaşıyorlar. Genel olarak üst solunum yolları enfeksiyonu çok fazla görüyoruz. Bunda en büyük nedenlerinden biri kış aylarında havaların soğuması, bu soğumaya bağlı olarak da immün sistemin yaz aylarına göre biraz daha yavaş çalışması oluyor genellikle. Biz de böyle durumlarda genelde tetkiklerimizi yapıyoruz. İşte ufaklıkların kan değerlerine bakıyoruz, röntgenlerine bakıyoruz ve bunlara ve bunların sonuçlarına bağlı olarak da tedaviler planlıyoruz. Ee, özellikle kış aylarında gezintiler tabii ki vazgeçilmezimiz özellikle köpek dostlarımız için. Fakat bu gezintiler sırasında bazen e, dozunu kaçırabiliyoruz onlarla vakit geçireceğiz diye. Ama bu sürede e, ufaklıkları uzun süre hem soğuk havaya, rüzgara, bazen yağmura maruz bırakabiliyoruz. E, bu da onlarda ciddi problemlere neden olabiliyor çünkü immün sistemlerini çok zorluyor. Şunu düşünebilirsiniz. Normalde doğalarına göre aslında dayanacakları hava şartları çünkü onların bizim bizde olmayan kürkleri var. Onları birçok hava şartından koruyor. Fakat e, evlerde beslediğimiz ufaklıklar bir süre sonra bu yeteneklerini kaybediyor demeyeyim ama bu yeteneklerinde biraz azalma oluyor. Ve bu sebepten dolayı e, dışarı şartlarına daha zor adapte oluyorlar. Bu adaptasyon zorluğundan da ufak tefek hastalıklar geçirebiliyorlar. İkinci olarak da en çok karşılaştığımız hastalık ilginç gelebilir ama ev kazaları oluyor. Çünkü kış aylarında daha çok evde vakit geçiyoruz ufaklıklarımızla. Onlar da böyle ufak tefek bize komik gelen evde kazalar geçirebiliyorlar. Genelde bu tip hastalıklar ve kaza durumları söz konusu oluyor kış aylarında. Kış aylarında tabii bir de şöyle ufak bir problemimiz oluyor. Egzersiz miktarları azaldığı için ufaklıkların ama yeme alışkanlıkları çok değişmiyor tabii ki. Her zaman yedikleri miktarda mama tüketmeye başlıyorlar. Tabii bu mama onlara aynı enerji veriyor. Egzersiz yaptıkları zamandaki enerjinin aynısını veriyor ama e, ufaklıklarımız bu enerjiyi atamıyorlar. Atamadıkları için de bu onlarda bazen kilolanmaya, yağlanmaya neden olabiliyor. E, bu tip problemlerde de başka sorunlara neden olabiliyor. Genç yaşlarda bu tolere edilebiliyor belki ama e, yaşlı ufaklıklarda bu ciddi problemlerin önünü açabiliyor. Bu sebepten dolayı biz kış aylarında özellikle check-up'lar yapmayı istiyoruz. Özellikle kış ayları çıkışlarında. Ki e, ufaklıkların kan değerlerine bakarak herhangi bir organda bir hasar veya bir rahatsızlık durumu var mı tespit edebilelim diye. E, bizim hastanemizde de çok gelişmiş bir laboratuvarımız var. E, bu laboratuvarımız sayesinde e, bu tip kan bakılarında erken teşhise çok rahatlıkla gidebiliyoruz. Birçok teşhis ekipmanımız var. Bu teşhis ekipmanları sayesinde, sayesinde check-up'larımız çok komplike olabiliyor. Bu komplike check-up'larda bize çok hızlı bir şekilde hastalıklar başlamadan, başlamasından önce teşhis edebilme şansını bizlere sağlıyor. Köpek dostlarımızın egzersizlerinde daha çok bahçeleri ve parkları tercih etmeliyiz. Onların, onların sağlığı ve psikolojiler açısından çok daha faydalı olacaktır. Betonlaşma biz insanlara nasıl belli zararlar veriyorsa psikolojik olarak minik dostlarımıza da belli zararlar muhakkak ki psikolojik olarak veriyor. Bu sebepten dolayı küçük gezintilerimizde park ve bahçeleri tercih etmemiz hem onların açısından hem de benim görüşüme göre bizim açımızdan çok daha faydalı ve yararlı olacaktır. Kedi dostlarımızla ilgili kışın çok fazla hani yapacağımız bir şey olmuyor çünkü kedilerimiz genelde ev ortamında yaşıyorlar zaten. Ama yine de kış aylarında her canlıda olduğu gibi bir yağlanma Yağlanmaya doğru bir istek fizyolojik olarak olabiliyor. Bu tip durumlarda düzenli kilo kontrolüyle en azından diyetinin kontrolü sağlanabilir. E, diyetinin kontrolü de şu şekilde sağlanabilir. Hani verdiğimiz mama miktarını bir düzenleme, bir azaltma kış aylarında e, şekillendirebiliriz. Ama burada şurada dikkat edeceğimiz konu şu. Evimizin eğer ısıtma imkanları sınırlıysa e, mamada kesinlikle bir düşüşe gidilmemesi lazım mama miktarında. Çünkü onları ısınmak için ana kaynakları yedikleri mamalar. Eğer evimizde bir ısı problemi yoksa mamada kısıtlamaya gitmek makuldür. Ama evimizde bir ısıtma problemi veya düşük ısılarda bir ev ortamımız varsa kesinlikle mama miktarında bir düşüş yapmamamız gerekmektedir. Son zamanlarda köpek dostlarımız için güzel kıyafetler var. Hayvan dostlarımız bu köpek kıyafetleriyle gezdiriyoruz çok güzel görünüyor. Faydası var mı? Tabii ki faydası var. En azından onları rüzgardan, yağmur ve kar gibi etkenlerden tabii ki koruyor. Bu kıyafetlerin kullanımında herhangi bir dezavantaj yok. Avantaj e, bence var, kullanılabilir. Özellikle e, küçük dostlarımız için, daha boyutu küçük olan ufaklıklar için e, patik kullanımı da önerilebilir. Çünkü soğuk havalarda gerçekten patilerinden aşırı miktarda soğuk e, vücutlarına soğuk alabilirler. Bu da ısı regülasyonlarını bozabilir. E bu bozulma sonucunda da e, konuşmamızın başında bahsettiğim gibi eee immün sistemlerinde bir zayıflığa, aynı bizlerdeki gibi üşütme olarak konuştuğumuz immün sistemlerindeki zayıflıklardan dolayı viral hastalıkların aktif olmasına neden olabilir. O yüzden bu tip güzel e, kıyafetler giymelerinde hiçbir problem yok. Kış ay özellikle bizim hayvan dostlarımızdan gelen en büyük tepkilerden biri kış aylarında işte kedimizin çok fazla tüy dökülüyor köpeğimizin çok fazla tüy dökülüyor. Doğrudur mevsim geçişlerinde genelde kedi ve köpeklerimiz kışlık ve yazlık tüylerini değiştirirler. Bu da doğal olarak aşırı bir tüy dökülmesine neden olabilir. Bu doğal bir şeydir. Fakat eğer sürekli bir tüy dökülmesi varsa bunun altında çok fazla medikal neden yatabilir. Böyle bir durumla karşı karşıyasanız uzman bir veteriner hekime danışmanızda büyük fayda olur. Çünkü altında yatan neden tespit edilmeden maalesef bu tüy dökülmesinin çözülmesi imkansız. Bu nedenler neler olabilir? Birçok şey olabilir. Beslenme bozukluğu olabilir, herhangi bir gıdaya karşı intolerans olabilir veya herhangi bir şeye karşı alerji de olabilir. Ama tabii ki bunun tespiti için uzman bir hekimin yorumu gerekmektedir. Kış aylarında genellikle yağmur yağmurlu havalardaki gezintilerden sonra veya kar yağış altındaki gezintilerden sonra dostlarımız tabii ki de ıslanıyor. Bu ıslanma sonucunda da tüylerinden böyle istenmeyen kokular ortaya çıkabiliyor. Bu olduğu zaman yıkama çözümüne gidiyor çoğu hasta sahibimiz. E, fakat bu çok doğru bir yaklaşım değil. E, biliyorsunuz köpek dostlarımızın çok fazla yıkanması iyi değil. Onların derilerinin üstünde ufak bir yağ tabakası var. Bu yağ tabakası onların derilerini her konuda koruyor. Birçok etkene karşı koruyor. Fakat biz onları düzenli şekilde yıkadığımız zaman bu yağ katmanını düzenli bir şekilde azaltıyoruz. Ve bir süre sonra derinin koruyucu üstündeki o koruyucu tabakasını yok ediyoruz. E Bu da birçok probleme neden oluyor. En büyük problemlerden biri de e, muhakkak birçok hasta sahibinin karşılaştığı Mantar enfeksiyonları. E buna karşı önlem olarak ne yapabiliriz? Bezler kullanılabilir. birçok bu bu tarz durumlar için üretilmiş köpeklere uygun bezlerimiz var. Bu bezlerle ufak gezintiler sonrası bir temizlik bence bütün problemi çözer. Sayın Ülgen Alp çok çok teşekkür ederim. Evet az gittik uz gittik bir 5'le 1 kanun daha sonuna geldik. Yavaş yavaş yılın son programına doğru gün saymaya başladık bizde. de. CNN Türk'teki bu yıl sanırım 24. yılımız bu. Uzun bir süredir ilk kurulduğu günden beri herhalde bir tek ben kaldım CNN ekibinde. Umarım önümüzdeki haftalarda da yine karşınızda olurum ve dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri hep beraber değerlendiririz. O zamana kadar ben Cüneyt Özdemir. Hepinize iyi günler, iyi akşamlar dilerim.